Yeni karavanınıza hoş geldiniz. Şu an kalbim güp güp. Bu projeyi gerçekleştirmek için uzun zamandan beri gerçekten çok emek harcadık. Çok mezayı harcadık bütün ekip olarak. Bu karavanı On Trail markamızla birlikte sizden birine Milli Piyango onaylı bir çekilişle hediye edeceğiz. Gerçekten bu projeyi tüm yasalara uygun şekilde gerçekleştirmek için çok uzun zamandan beri tüm ekiple inanılmaz bir emek verdik. Bütün yasal izinleri aldık. Onları da açıklamalarda görebilirsiniz. Bu tamamıyla Milli Piyango'dan onaylı, resmi onaylı yasal bir çekilişi. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken şey On Trail'ın internet sitesinden veya kanyondaki mağazasından alışveriş yapmak ve her yaptığınız alışverişin 1000 liralık karşılığında bir çekiliş hakkı kazandığınız bir kural var. Başka da bir kural yok. Evet, her bir alışverişteki 1000 TL için bir hak kazanacaksınız. Yani 2000 TL'lik tek seferde alışveriş yaparsanız 2 hakkınız olacak gibi gibi düşünebilirsiniz. Bu tabii ki On Trail için bir pazarlama kampanyası da aynı zamanda. On Trail da bizim için çok değerli bebeğimiz şu an üstümüzdeki. Benim üstümdeki her şey tarafım bile dahil olmak üzere. Şu anda 15 kişilik çok tatlı bir ekibiz. Bu proje içinde sadece biz değil, onlar da inanılmaz çaba gösterdi. Buradan hepsine öpücüklerimi gönderiyorum. Bunun On Trail'da sizi tanıştırmak için bir bahane olmasını istedik. Bir yandan da belki de birilerinin karavan hayalini gerçekleştirebiliriz diye düşündük. Çünkü günün sonunda belki de biri sadece bir sweatshirt olarak ya karavan da, sahibi olacak bu yaz. Evet, ya da iki tişört olarak. Aynen. Yani Mars'la gerçekten yani inanılmaz yolculuklar yaptık bizim için ondan ayrılmak. Hakikaten zor yani. Satmak da bir değerlendirildi. Farklı projeler, farklı konularda değerlendirildi. On Trail'la ilgili daha farklı bir şeyler mi yaparız diye değerlendirildi. Ama sonrasında bizim hayatımıza bu kadar güzel dokunan, bizi bu kadar güzel yerlere götüren, deneyimler yaşatan bir araç. Belki dedik başka birinin de hayatına güzel bir şekilde dokunur. Hem de o hiç beklemiyorken. diye böyle bir karar verdik. Ve yani benim açıkçası kendi fikrimce Mars'a en iyi siz bakarsınız diye düşünüyorum. Çünkü Mars'ın bizim için yeri, değeri tartışılmaz. Hayatımıza gerçekten domino etkisi başlatan böyle ilk kıvılcım oldu Mars. Karavanı aldığımız günden sonra hayatımız çok değişti. Ve belki de birazcık da size de ufak bir teşekkür olsun istedik. Çünkü bunun da sizin de çok büyük bir payınız var. Sizin bu yolculuğa eşlik etmeniz, bu parçası olmanız bizim için hep bir mutluluk sebebiydi. Hem de aynı zamanda bir şekilde On Trail'ı tanırsanız, onu da severseniz bizim sevdiğimiz kadar gerçekten çok mutlu oluruz. Mars'ı bizden daha iyi bile tanıyanlar var. Hatta bizim kadar fanları var diyebilirim. O yüzden onun üzerine bizden çok fazla... Bizden daha çok Mars sevenler de var. %100. Onun üzerine çok fazla konuşmak da anlamsız. Ama yine de usulüne uygun bir karavan turu yapacağız bugün. Her şeyi detaylı anlatacağız. Ama tekrar üzerinden geçmek gerekirse ontrailstore.com'dan veya On Trail Kanyon mağazasından yaptığınız her alışverişin 1000 TL'lik karşılığında bir çekiliş hakkı kazandığınız bir Milli Piyango izinli kurguyla Mars'ı birine hediye ediyoruz. Başka hiçbir kural yok aslında, onu da söylemek belki otomatik iyi olabilir. Otomatik olarak kampanyaya katılmış oluyorsunuz. Aynen, başka bir yere, evet, başka bir yere herhangi bir başvuru yapmanıza gerek yok. Ya da işte atıyorum bizi takip etmek zorunda değilsiniz. On Trail takip etmek zorunda değilsiniz. Yani olabildiğince basit olmasını istedik. Takip ederseniz seviniriz bu arada. Tabii ki seviniriz. Ama yani başka koşullarla karışıklık yaratmak istemedik. Oldukça basit. Her 1000 TL'lik alışveriş için bir çekiliş hakkı kazanacaksınız. Kampanya 3 ay boyunca sürecek. Kampanya koşullarının linkini de aşağıya koyuyoruz. Oradan okumak isteyen bütün ayrıntılarını okuyabilir. Evet, Mars'ın uzun yol şoförü olarak size biraz kendisinden bahsetmek isterim. Mars 2012 model bir Ford Transit 330M modeli, orta şase. Biz aldığımızda 62 bin kilometredeydi.
biz onunla 100 bin kilometreden fazla yol yaptık. Şu anda 169 bin kilometrede. Bu tarz araçların çok daha uzun kilometrelerce gidebileceğini söylüyorlar. Mars'ta zaten bizim hep konuştuklarımıza göre gerçekten bu modellerde çok iyi kasalardan biri. Bütün bakımları çok iyi yerlerde yapıldı. Hatta son bakımları da yeni yapıldı. Gerçekten bu tarz araçları kullananlar bilir. Müthiş keyif. Hafif yüksekte, önünüzde büyük bir cam olarak kullanması. Dolayısıyla böyle. Genel anlamda Mars'ın kullanım rahatlığı vesairesi üzerine daha uzun uzun şeyler anlatabilirim ama şimdilik yeterli. Çok kısaca mutfaktan bahsedelim. Mutfak bence en başından beri en az geliştirme yaptığımız yerlerden bir tanesiydi. Biz çok keyifle kullandık. Özellikle tezgahın camının önünde olması her zaman yemek yaparken çok büyük keyif verdi. Depolama alanlarının da yeterli olduğunu düşünüyoruz. En azından bize yetti. Geçen sene dolap kapaklarında bir güncelleme yaptık. O yüzden şu anda tertemizler. İkili bir karavan ocağımız var. Altta bir tane küçük tüpümüz var. 220 volt bizim buzdolabımız. Kullandığımız, yıllardır kullandığımız buzdolabı. Elektrik sistemi yettiği için bir problemle karşılaşmadık. Ama istenirse 12 volta dönüştürülebilir. 50 litreden temiz su ve pis su depomuz var. Bence karavan her zaman böyle ev gibi yaşayan ve sürekli gelişen bir sistem. Biz nasıl ki 5 senede bir sürü şey geliştirdiysek, bence Mars'ın yeni sahibi de kendi hayatına ve önceliklerine göre bazı geliştirmeler yapacaktır diye düşünüyorum. Arka tarafta da bir L-koltuk sistemimiz var. Bu sisteme aşık olduk. Hatta yeni karavanımızda da çok benzer bir şey yapacağız. Bazı ufak tefek farklılıklarla birlikte. Gelin size ondan bahsedelim. Mars'ın son halindeki oturma odası, yemek odası, yatak odası ve çalışma odası olarak tanımladığımız yerine hoş geldiniz. Burası eskiden bildiğiniz gibi sabit bir divandı ve yatak olarak sadece ayağa uzuyordu. Sabit divanken gün içinde hakikaten bir hayli rahat çünkü full uzanarak takılıyorsunuz ama sonraki daha çok bilgisayar üzerinden çalıştığımız hayat tarzımıza göre baktığımız zaman bir hayli o kadar da rahatsızdı. Sürekli kucakta çalıştığımız için. O yüzden buraya bu şekilde yeni bir L koltuk, oynar bir masa mekanizması. Mesela her türlü yöne doğru dönebiliyor. O yüzden aşırı pratik yani. Böyle de koyabiliyorsun. Fenerdi biraz sıkıştırdım ama şöyle işte kenara da çekebiliyorsun. İstersen ileri doğru alıp aşağı indiğinde yatak oluyor. Yani sonsuz kombinasyonla kullanabiliyorsun ve bu tabii ki inanılmaz bir içeride rahatlık ve ferahlığa sebebiyet veriyor. Ve masa ayağını bu tarafa monte ettiğimiz için de tüm yoldan masanın çekilebildiği ve istenirse burada gün içerisinde yine uzanarak keyif yapılabildiği divanvari bir aslında yaşam alanı oluşturulmuş oldu. Gerçekten bu formatta yaptığım seyahatlerde çok keyif aldık. Çok rahattık yani. Hem yemek yerken artık çok rahattık. Hem çalışırken çok daha rahattık. Dolayısıyla bu hali hakikaten bir hali içimize sindi diyebiliriz. Tam üstünde bir heki var. Burada hem içeri hava basılabiliyor hem içeriden hava çekilebiliyor. Hem de son dönüşümde buraya bir karavan penceresi açtık. Oradan da o yüzden tertemiz bir hava girişi oluyor. Yatak olduğunda da 1.85, 1.90 gibi bir uzunluk oluşturuyor. İki kişi yan yana çok rahat bir şekilde yatabiliyor. Genişlikte yani 125, 130. 130 santim. 130 gibi. Hatta yanında böyle küçük bir ek parça var. O yüzden tam 130 değil. Yani 145'e uzuyor ama ayak kısmı 130. Diğer yanlar böyle 145 gibi oluyor. Zaten hani onun ayrıntılarını da koyarız. Biz bütün içerideki donanıma dair ürünlerin markaları vesaire bu bilgilere de aşağı koyduğumuz linkte cevap verdik. O yüzden donanıma daha net bir şekilde bakmak isterseniz oradan bakabilirsiniz. Koltukların altı depolama alanı olarak kullanılıyor. Bu bölümde ise tuvaletimiz var. Burada yepyeni bir kasetli tuvalet koyduk. Porta Potty Excellence kasetli tuvaletle değiştirdik bizim kompost tuvaletimizi. Çünkü içeride yeni ve tertemiz bir tuvalet olması gerektiğine karar verdik. Tuvaleti bu şekilde açık şekilde kullanıyoruz. Diğer kişi ön tarafa geçebiliyor, dışarı çıkabiliyor, perdeleri kapatabiliyor vesaire. Fakat istenirse kendine de özel bir alan yaratılabilir. Sandıkların altındaki depolama alanında hem içeriden
hem de dışarıdan ulaşılabiliyor. Aynı zamanda on-trail kamp sandalyelerimiz ve masamız da sizi gezileriniz için hazır şekilde bekliyor karavanın içerisinde. Bu tarafta elektrik sistemi var. Biz onu şöyle bir konsolla birlikte kapattık. İçeriden inverter kontrolü sağlanabiliyor. Aküler de bunun altında. Onun yanına da kirli sepeti için ayırdık. İçeriden kirlileri böyle rahatça atabileceğim bir yer olması aşırı pratik oldu. Onu da çok severek kullanıyoruz. O yüzden o şekilde bıraktık. Mars'ın tavanında bir adet teras alanı, bir de güneş panelleri mevcut. Teras alanını tik ağacından yapıp koymuştuk. Burası bizim manzarayı yükseltmek istediğimiz zaman veya yıldızları izlemek istediğimiz zaman bir hayli çıktığımız ve çok keyifli vakit geçirdiğimiz bir yer. Güneş panelleri de iki yukarıda, iki altında raylı sistemle açılan toplam 4 tane 150 wattlık güneş paneli. Raylı sistemle açılması büyük bir avantaj sağlıyor. En azından küçük bir alanda daha çok panel koyma şansınızı sağlıyor. Onun da faydasını çok gördük. Aşağıdaki 4 tane 100 amper saatlik jelekübü besliyor. 1000 wattlık inverterle birlikte Mars'ın içindeki birçok aletin çoğu mevsim rahat rahat çalışmasını sağlıyor. Evet, toparlamak gerekirse Mars ikinci el bir karavan. Sıfır değil, bütün donanımları son model de değil, kusursuz değil. Ancak içinde yüzlerce gece yaşamış, onunla bir sürü yere gitmiş ve gerçekten çok güzel şeyler deneyimlemiş olan insanlar olarak şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki yani Mars mükemmel bir karavan. Yani enerjisi çok güzel, kullanışlılığı çok güzel. Hakikaten yani onunla yaşadığımız şeyler bizim hayatımız boyunca unutamayacağımız anılar olarak yer etti diyebiliriz. Sonuçta değişim de sürecin bir parçası. Bizim için değişim zamanı gelmişti ama Mars'ın bize kattıklarını, hayatımızda yaptıklarını değiştirecek bir şey değil. İsteriz ki başka bir ailenin ya da genç bir çiftin ya da işte atıyorum hayata yeni başlamış bekar birinin de olabilir. Hayatına da aynı dokunuşları yapsın. Bence Mars geniş bir aile kazanırsa genel olarak böyle hafta sonu kaçamakları yapmak için, yanına çadır kurup büyük geziler yapmak için çok gerçekten yeterli bir karavan olur. Daha genç bir çift kazanırsa belki Avrupa'da keşfetmek istedikleri yerleri onları götürebilecek, çok uzun süre bu karavanın içerisinde belki de isterlerse bizim gibi zamanda yaşayabilecekleri bir karavan olabilir. Belki de yani sadece böyle ufak tefek kaçamaklar yapmak için kullanılır. Belki bir yere yazlık olarak çekilir. Yani her şey yapılabilir. Ben zaten karavanla ilgili bunu seviyorum yani. Sonsuz ve sınırsız hayal size seçeneği sunuyor ve sizin gönlünüzden, kalbinizden nasıl geçerse her şeyin öyle olabileceği bir esneklik sağlıyor. En azından bizim için öyle oldu. O yüzden başka birinin de bu şekilde hayatına dokunmasını çok isterim. Umarız Mars'ı o da bizim Mars'ı sevdiğimiz kadar çok sever. Bizim buradaki videolarımız yeni karavanın yapım süreciyle devam edecek. Ama o süre zarfında merak etmeyin, Mars emin ellerde burada sizden birini bekliyor olacak. Sürçülisan ettiysek affola, heyecanımız da size elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce süreci, aklımızdan geçenleri anlatmaya çalıştık. Bir sonraki hafta görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. İzimizi takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.